Muammar Kaddafi'ni, yani Muammar Kazzafi özellikle. Harbiy to'ntarish bilan mamlakatga kelgan va o'sha davrlar sar oldinroq Turkiya'da yangi siyosiy harakat, yangi uyg'onish harakati boshlangan bo'lgan. Qanaqa harakat? Xilofat, ya'ni imperiya asli, lekin islom ummatini birlashtirish uchun markaz hisoblangan joyni kim edi? Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk, yani parlamental davlatga aylantirgan, müstakil davlatga. Atatürk'ni minus tomonlari. Minus tomonlari mavjud sistemani yiqitishligida yordamchi bo'lgan. Musulmonlarga juda katta tazyiqlar, İslomga juda katta zarar yetkazgan. Lekin plus tomoni mustaqillikni asrab qolgan. Mustaqillikni asrab qolgan. Bir qiziq gap bor. Bu Turklarda Oq partiyani anaqasi bor edi. Oxirgi anaqa İstanbul'un saylovida qatnashgan keksaroq odam kim edi oti? Ajoyib bir odam bor. Yosh keksaroq. Juda samimiy odamda. Shu odam Amerikada suhbatda aytyapti. Amerikantlar savol beryapti. Dünyada hiç kimge müstemleke bo'lmagan ikkita davlat var. Toping dese, bittesi Amerikanslar, ikincisi Türkler. Degende o adam aytyapti ki, dünyada başkalarını müstemleke kılıp olmagan yegane davlat var. Kim dese biz Türkler diyepti. Uşnaka etiraf yani. Bu müstakillik manası da Atatürk'ün hakikatte başını kurtarışıydı. Bana şu tamamdan ular özlerini haklıydı. Çünkü Angliya hücum kılgen, Fransa'ya hücum kılgen, Almanya'ya hücum kılgen, cüdüküp hareket bulgen Türkiye'ni, yine de parçalaş, Türkiye'ni özlerini, yani bir maydolları kılıçlıkta cüdü katı hareket bulgen. Uşa hareketlerden Atatürk maydonga chiqib, Turkiyani mustaqil holda davom ettirishlik rejasiga harakat qilgan. Keyin Atatürk'ten keyin İsmat İnönü degan odam taxtni qo'lga olgan. Bu Atatürk'ni eng yaqin quroldoshi, safdoshi, lekin Atatürk'ga oxirgi paytlarda muxoliflik qilgan. O'sha Lozan shartnomasiga mana shu odam borgan, İsmat İnönü borgan. Lozan'dan oldin savr degan shartnoma bor. Asl shartnoma o'sha. Bu tomondagi siyosatlarni oldin gapirgan edim. Hozir unga kirmaymiz. İsmat İnönü CHP yani CHP'ni nomzodi. Cumhuriyet Xalq Partiyasi. Keyin DHP paydo bo'ldi. DHP Demokratik Xalq Partiyasi. Onu Adnan Menderes cemaası, kemandası taşkil kıldı ve Türkiye'de bu neçi faiz katta avaz bilen galebe kıldı. Bu galebe o şey CHP'nin dolduratıp koygen. İsmet İnönü yakşı adam bulmagen. İsmet İnönü'nü Türklerle uzayama itedi. Atatürk'ün yoldan ketmegen deydi. Azerbaycanlılar var, Azerbaycanlılar var, Miskiyeti Türkler var, Rusya'dan, Stalin'den kaçıp gitken, kaçıp Türkiye'ye varıp sığınken, Türkiye'ye varıp joylaşken, beçara Türk milletiyle alakadar 352 yakın adamını Stalin soruyor. Beresen degen de İsmet İnönü birgen şunu. 352 adamı şunu da abarışı köprüden ot kazıp atıp da çeker Ruslar. Şunda juda odamni ko'nglini ezvoradigan darajada hodisalar bor. Shunda qatnashgan shu odamlarni askar bo'lib olib borib ruslarga qo'liga topshirgan odamlar bor. Hozir o'lib ketdi shekilli, eng oxirgilari aytib beradi.
Yolda deydi Türkler deydi. Şu Meskhet Türkler, Azerbaycan Türkleri Rus zulmünden kaçıp, komünizmden kaçıp Türkiye'ye varganlar. Yolda deydi askerler ki, Türk oğlanları tillalarımızını alınlar, sizlerde kalsın. Bari bizni atıp da şeydi onlar. Yok ki sizlerden iltimas, bizni uşa komünist atmasın, sizler atıp da şeyler. De yelingen deydi. Biz deydi, ne kılışı bilmegenimiz. Ahırgi kadem kagınca yine onudan atkaz cevabı kirişini kütkenmiz. Atkaz bu megen çıkıp atı varış geldi. Şuna kadem bugün yine onu. İnanı davrıda Türkiye'deki cüde katta zeytun bağları kesilgen kasten. Demek ya? Çünkü Amerika'dan cüde katta miqdara pista yağını apkırışlık için Türkiye'deki zeytun bağlarını kestirtirgen. Ana şunu yengen Adnan Menderes harbi kuş milli istihbarat teşkilatını oyligini Amerika Avrupa tolayatganligini ko'rib qolgan. Meni bilishimcha Fransiya ham bor shuning ichida. Masalan, harbiylarni Amerika oyligini bersa, faraz qiling, Turkiya mustaqil davlatimizda harbiylarni oyligini Amerika berarmish. Türkiye müstakil devletim işte, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın oyligini Fransa'ya berermiş. Kim bu? Baş kotargen ne? Bu miydi bu degen? Bu ne mi diyorsunlar degen? Onlardan müstakil buluşluğunu talep kigen. Kim Müslümanlar ki cüda kattık tazyiğidi. Ozan Türkçe eytilerdi ozan. Tengri uludur, Tengri uludur de. Şunu Arapçaya kaytartırgen. Keyin imom hatipler kurslarını açken. Çünkü halk karasa, din bulmasa, dinge karşı çünaka tazyik bulavursa, hali romalga asılsa, hali sakalga asılsa, hali cübbege asılsa, hali doppige asılsa, bitti doppu bilen asılgen adamlar, bitti doppu kiyip kolga çıkan üçün. Demek ki doppu kiyip yürürsen, mahkemeni karayın. Onlar da istiklal mahkemeleri bugün, istiklal mahkemesi. Yani müstakillik mahkemesi namlayın gel. Xuddi Stalinni troykasiga o'xshagan. Olib kelishgan mahkamada sud qilishgan, osishgan odamlarni. Iskipli Akif Hoca degan hoca bor. Yozsanglar chiqadi. Shu odam oq do'ppi kiygani uchun osilgan. Turkiya tamomiy mujodalasini Angliya bilan qilganda, Angliya hujum qilgan. Angliyaga qarshiligini hamma yaxshi biladi. Istiqlol mahkamasida Akif Hoca'dan so'rayapti. Sud. Aytyapti boshingizdagi doppi bilan oddiy shapkani nima aloqasi bor? Ikkalasi ham bir xil material-ku degan. Chunki shapka degan qonun chiqqan, faras qiling. Shapka qonuni, shapka kiyishga majbur. Chunki Otaturk Fransiyaga borganda, Fransiyada shapkani ko'rib, shapka madaniyatini qilamiz deb Turkiyaga shapka qonunini kiritgan. Dop kiygan odam qamalgan. Mana shu iskipli Akif Hoca osilgan dop kiygan uchun. Sudya so'rayapti. Boshingizdagi oq doppingiz bilan bu shapkani materiali bir xil, nima farqi bor? Nimaga shapka kiymaysiz deganda Iskipli Akif Hoca aytganki, orqangizda turgan turk bayrog'i bilan Angliyaning bayrog'ining materiali bir xil. Nima farqi bor degan. Mana shu gapi uchun osishgan uni. Keyin Adnan Menderes keldi. Dinsizleşip yetken halkını kutkarış için İmam Hatipler kursunu açışımız gerek dedi. O şey İmam Hatipler kursu da hem ki yenge ahirge davurdaki liderler okuyan. Recep Tayyip Erdoğan okuyan. Abdullah Gül okuyan. Başka hem grubu şu İmam Hatipler kursu da yetişken adamlar. Mana şu gepler, mana şu işler Fransa'ya Amerika'ya, Avrupa'ya, şu Almanya'ya, ko'p davlatlarga yoqmagan ve o'zlarini ichidan qaytadan ixtilol qilishgan, ya'ni to'ntarish, davlat to'ntarishi uyushtirishgan, davlat to'ntarishida bularni hammasini olib kirishgan ichkariga, olib kirishib 5 tane odamni osishgan, qolganlarga ceza verişken. Bir tiktası uzunu uzu öldürgen. Bir tiktası zahar içken. İçkeride. Bütün başlığı halk, seylegen, demokratik,
partiya o'sha bilan yakun topgan. O'sha davrlarga to'g'ri keladi o'sha Liviyadagi o'zgarishlar ham. Bahs kengroq edi, uzunroq. Endi hozir mana shu o'zi kifoya qilsa kerak. Bu ma'noda albatta butun dunyoning bir-biriga ko'rinmas iplar bilan bog'liqligi bor. Eng katta bo'linish e'tiqodiy birodarlar. Jamiyatlar o'rtasida din asos ekanligini rasmiy doiralarda indalmasa-da asos din birodarlar. Biz o'zimizni, o'zligimizni, dinimizni yaxshi o'rganmasakamiz, global dunyoda kimning loyqasiga aralashib qolishligimizni bilmay qolamiz. Bizni qutqaradigan narsa e'tiqod birodarlar. O'zlik, asliyat. Bundan boshqa yo'l yo'q. Hozir Rossiya, Ukraina degan to'polonlarda odamlar rusparas, undoq-bundoq deyapti-da, yo'q, buning tagida boshqa narsalar bor. Men yuqorida aytdim bu masalani, buni kesib albatta mana shuni ham jamlab qo'yinglar, birodarlar, ko'proq tarqataylik odamlarga haqiqatni aytish imkoniyati borligida aytib qolaylik. 100 yillik proyektlar bor. O'sha Usmoniy xilofatini, Usmoniy imperiyani ag'darishlik uchun Fransiya bilan Rossiyani birlashtirgan siyonizm tashkiloti bor. Insoniyat tarixida Fransiya bilan Rossiya hech qachon kelishmagan. Doim urushgan, doim. Lekin Usmoniy imperiyani ag'darish uchun bittasiga palon trillion, ikkinchisiga palon trillion pul bergan, bularni birlashtirib anaqa ag'dargan. Usmoniy xilofatni. O'sha proyekt davom etyapti. Davom etyapti. Endi Rossiya bularning oshidan chiqqan suyak bo'lib qoldi. Chunki Rossiya ularni LGBT targ'ibotini qabul qilmayapti. Ularni globalizm to'g'risidagi mavzularga labbay demayapti. Dinsizlikka labbay demayapti. Kim bo'lishdan qat'iy nazar? Buning uchun ular Rossiyani Ukrainada problemaga tiqish rejalari bor. Muzokaralar qilyapti, muzokaralar yaxshi yakun topmayotganligiga qarsak chalishyapti. Bu siyosiy o'yinlarda islom ummati kim do'st, kim dushman ekanligini ajratib olish kerak. Amerika rosa papitka qilyapti. Rosa harakat qildi, 20 yil o'tirdi Afg'onda, 20 yil. Hozir o'rtada O'rta Osiyoga kirib kelishi uchun, butta xonavayron qilib, rasvo qilishligi uchun yo'lda to'siq bo'lmasligini xohlaydi ular. Bu real haqiqatlarni ko'ra turib, bila turib, o'sha ba'zi axborot vositalari rusparas, putinparas degan to'qilgan gaplar bilan odamlarni boshini aylantirmaylar. U aylantirishga harakat qilayotganlarga ishonmanglar do'stlar, birodarlar, ishonmanglar ularga. Biz paras maras emasmiz. Biz millatni kelajakka qilinayotgan hujumlarni ogohlantirib kelayotgan narsamizni aynan natijasini ko'rib turibsiz. Fa ayna tadhabun? Qayoqqa qarab ketyapsiz? Aytayotgan gapimizni isbotini ko'ryapsiz axir. Kim qaysi shaklda bo'lsa-da bu millatni ichida o'sha muammolarni tug'dirishga harakat qilyapti. Bir tomonda Miraziz Bozorov, bir tomondan Ibrohim Muvahhid. Ikkalasi ikkita qutbni odami ko'rinishida aktyor rol o'ynaradi. Grimda ikkalasini ikki xil yozib qo'yilgan. Grimni olib tashang, basharasidagi bijir-bijirni olib tashang, u ham Miraziz Bozorov bo'lib chiqadi. Maqsad bitta. Lekin ikkita qutbni rolini o'ynayapti. Bir tomondan Abdurahmon Tashanov, bir tomondan Shuhrat Bobojon, Qudrat Bobojon. Bir tomondan Hozir Xo'ja, bir tomondan Zafar Solijonov. Bular aktyorlar, bularning hammasini orqasida, kuklarni orqasidan qo'lini o'ynatayotganlar
Ma'lum odamlar, bizni hadafga olgan odamlar. Paras maras deb odamlarni boshini aylantirmanglar. Biz parasmasmiz, biz millat parasmiz. Millat parasmiz. O'sha siyosiy o'yinlarda kim osilgan, nima uchun osilgan, nima siyosiy o'yinlar o'ynalgan tarix turibdi, ko'rinib turibdi. Bu narsalarga inshaalloh o'rni kelganda yana to'xtalamiz. Barchalarga tashakkur birodarlar. Bugun ilmiy bahsimiz maydoni ancha ko'pchilik kuzatdi. Sizlarga vaqt ajrata olmay yurganim uchun bugun bemalolroq bir o'tirib gaplashay dedim. Gaplarimizni to'g'rilari Allohning hidoyati birodarlar. Xato nuqson kamchiliklar o'zimizdan, nafsimizni yomonligidan, undan Allohdan panoh so'raymiz. Va aytayotgan gaplarimiz uchun Allohdan ajr umid qilganmiz xolos. Siz aziz birodarlardan duo umidimiz bor. Boshqa hech bitta tamamimiz yo'q. Biz dunyoda siz azizlar bilan hamdavr, hamzamon bo'lib yashayapmiz. Qiyomatda jannatda birgalashib yurishimizni nasib qilsin. Agar jannatga kirib qolsanglar, bizni ham so'ranglar. Chunki jannatga oshiq odamlarmiz. Jannatni ulkan maqomlarini orzu qilgan odamlarmiz. Bu paskash bo'lgan Ibrohim Muvahhid nomini qo'yib olgan, bu yoqda Fozil Xo'ja bo'lib montaj shantaj qilib eng paskash ishni qilgan odamlarni biz asl maqsadimiz demaymiz. Ular emas hadafimiz. Biz ularga qarshi chiqmadik, ular bizga qarshi chiqyapti. Shuning uchun biz ularni kimligini aytib o'tib ketyapmiz. Do'stlar, birodarlar, bizni kuzatib yurganlar ko'ring tariximizni. Kamida 300 ta 400 ta shunaqa trollar bizga hujum qildi shu yil davomida. Qani qolganlar? Qani Abdurahim Shoshi degani bo'lardi, Abdurahmon Shoshi. Qani u? O Ildar degani bo'lardi. Qani? Yana falonchi, pistonchi, ala kimlar bo'lardi? Qani ular? Qani? Qani maydonda? Yo'q. Bo'lolmaydi ham. Nimaga? Ular mana shu ummatni imkon qadar yo'ldan chalg'itish uchun shaxsiy manfaatini o'ylagan odamlar. Shuning uchun yo'q bo'ldi. Maydonda qolgani yo'q. Lekin biz millat o'laroq maydonda turibmiz. Biz dunyodan o'tib ketsak, bu maydonda turadigan zotlarni Alloh chiqaradi. Biz buni mas'uliyatini his qilib turibmiz. Bizni fazilatimiz emas bu. Bizni mas'uliyatimiz, ahli sunna va jamoada tura bilish mas'uliyatimiz. Fazilat ahli sunnaniki. Meniki emas. Shuning uchun birodarlar, ahli sunnaning fazilatiga mahkam yopishing, mas'uliyat bizniki. Bizniki mas'uliyat, g'alaba Allohniki. Bizniki safar, zafar Allohniki. Bizniki harakat, barakat Allohniki. Bizniki bu yo'lda mustahkam turish, natija Allohniki. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استغفرك الله رحمة الله